Etnik bilincin uyanması. Türk toplumunun Bulgar topraklarında konsolidasyonu sürecinde etnik bilinç oluşmaya başladı. Türk nüfusu yavaş yavaş Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan milletler arasındaki yerini fark etti. Irk, dil ve etnik kültür duygusu ayrı bir karakter kazandı. Türk milletinin bütünleşme sürecine katılımıyla aidiyet duygusu gelişti. Türk milleti 14. yüzyılın sonlarından 16. yüzyılın ortalarına kadar geçen sürede Anadolu'da ve Balkan yarımadasının belirli bölgelerinde oluştu. Rumeli'nin Osmanlı topraklarına katılması ve Konstantinopolis'in başkent olması sonrasında iki bölge arasında bir takım siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkiler ortaya çıktı. Birleşik Devlet, çeşitli Türk ve Türki boy toplulukları ile yerel halkın belirli unsurlarının yakınlaşması için gerekli ön koşulları yarattı. Türk araştırmacı Halil İnalcık'a göre Türk nüfusunun yaklaşık %70'i Türk kökenli topluluklardan, %30'u ise yerel Küçük Asya ve Rumeli nüfusundan oluşuyordu. İmparatorluğun tek tek bölgeleri arasındaki sosyoekonomik ve kültürel bağların yeterince yoğun olmaması nedeniyle etnik gruplar günlük yaşam ve kültürdeki bazı özelliklerini uzun süre korudu. Ancak genel olarak aynı dili konuşuyorlardı, ağırlıklı olarak İslam-Türk değer ve geleneklerine dayalı bir kültüre ait idiler. Bu dönemde eski etnik isim olan Türk popülerlik kazanmaya başladı. 13. yüzyıldan bu yana bir dizi diplomatik belgede bulunmaktadır. Ancak bir dönem tüm Türk beylikleri üzerinde hakimiyet kuran Osmanlı Hanedanı'nın adının gölgesinde kaldı. Yeniden canlanması, Anadolu ve Balkanlara gelen tüm Türk boy topluluklarının bu adı taşıması nedeniyle oldu. Üstelik bunların birbirleriyle ve yerel halkın belli bir kısmıyla karışması sürecinde Türkçe hakim oldu. Bu nedenle yeni oluşan milletin insanları Türk sayılıyordu. Ancak bu etnik isim esas olarak geniş halk kitleleri ve özellikle köylüler arasında popüler hale geldi. Egemen sınıfın bilincinde dindarlık ve Osmanlı özbilinci egemendi. Bu sınıfa mensup olanlar kendilerini Müslüman ve Osmanlı olarak tanımlıyorlardı. Osmanlı'yı yöneten sınıf çeşitli milliyetlerden gelen unsurlardan oluştuğu için, böyle bir öz farkındalığın varlığı doğaldır. Bu sınıf Müslümanlar kavramı üzerinden Osmanlı toplumunun manevici etnik çeşitliliğini etkisizleştirmeye çalıştı. Bu nedenle birkaç yüzyıl boyunca Türk etnik bilinci, İslam, ümmet, bilinci tarafından geri plana itildi. Daha sonraki bir aşamada, bu milliyetten, Anadolu ve Rumeli'de oldukça geniş bir coğrafya üzerinde Türk milleti oluşmaya başladı. Tanzimat'ın sosyoekonomik, askeri ve kültürel alanlardaki reformları bir ölçüde yardımcı oldu. Reformlar, diğer bazı faktörlerle birlikte, ticarete ve endüstriyel üretime bir miktar ivme kazandırdı. Osmanlı ekonomisi dünya ekonomisine dahil olmaya başladı ortaya çıkan yeni sosyal ilişkiler aynı zamanda yeni fikirleri de doğurdu. Bunlar yurt içi ve yurt dışındaki layık okullarda eğitim gören aydınlar tarafından yaygınlaştırıldılar. 19. yüzyılın 30'lu ve 50'li yıllarında kurulan askeri, askeri tıp ve askeri mühendislik okulları daha layık bir karaktere sahipti. Tanzimattan sonra memurların ve aydınların sayısı hızla arttı. Aydınlar, Batı ülkelerinin bilimsel, teknik ve sosyoekonomik başarılarını tanımak için belirli fırsatlara sahipti. Bazı aydın çevreler Batı kamuoyunda hakim olan milliyetçilikten etkilendiler. Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde yer alan Balkan halkları arasında milli egemenlik ve milli devletleşme hareketinin güçlenmeye başlamasıyla birlikte milli devlet ve toplumsal ilerleme düşüncesi de önem kazandı milli devlet ve bağımsız kalkınma fikri, Türk olmayan Müslüman milletler arasında yavaş yavaş popülerlik kazandı. Arap milliyetçiliğinin ortaya çıkışı Türk aydınları ve bazı siyasi çevreler için özel bir zorluktu. Bahsedilen toplumsal ve ideolojik faktörlerin etkisiyle, 19. yüzyılın ortalarına doğru Türk milli düşüncesi oluşmaya, Türk milli bilincini oluşturmaya başladı. Milli düşüncenin veya kesin Türk milliyetçiliğinin ilk belirtileri 19. yüzyılın 60'lı yıllarının ortalarında fark edildi. Bu fikir ilk haliyle Yeni Osmanlılar hareketinde birleşen Osmanlı liberallerinin ideolojisine sızdı. Bu hareketin liderleri Midhat Paşa, şair Namık Kemal Ziya Paşa ve İbrahim Şinasi mutlakiyetçi sultan sisteminin tasfiyesine yol açacak bazı sosyal ve siyasi reformları uygulamaya çalıştılar. İdeolojik ve siyasi platformlarındaki temel unsurlar, meşrutiyet düşüncesi, Osmanlı anavatanı ve Osmanlı milletiydi. O dönemde ulus devlet ve Türk milleti fikri henüz netleşmemişti tek bir Osmanlı vatanı ve Osmanlı milleti anlayışı ile bütünleşmişti. Ancak Türkler zaten Osmanlı milletini birleştirecek olan bir unsur olarak görülüyordu. Bu gerçek nesnel olarak Türk milliyetçiliğini körükledi ve ulusal ayrılık arzusunu doğurdu. 19. yüzyılın 60'lı, 70'li yıllarında Türk milliyetçiliği kültür ve eğitim alanında belirtilerini buldu. İbrahim Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal ve diğerleri gibi önemli şair ve yazarlar eserleriyle aslında Türk dilinde köklü bir reform gerçekleştirdiler, halka anlaşılır hale getirdiler. Temellerini attıkları yeni edebiyat özgürlüğü seven, vatanseverlik fikir ve duyguları ile doluydu. Halkın anlayabileceği bir dil oluşturma sürecinin önemli vatanseverlik boyutları vardı. Böylece, amacı Türk dilini Arapça ve Farsça kelime darcığından temizleyip konuşma diline yaklaştırmak olan tam bir Türkçecilik hareketi, Türk dilinin taraftarları, ortaya çıktı. Ahmet Vefik Paşa'nın lehçeyi Osmani, Osmanlı lehçesi, bu akımın rehberi oldu. Vefik Paşa, tanzimat aydınlarının milli kimliği uyandırmaya çalışan kesiminin temsilcisiydi. Tüm bilimsel ve edebi faaliyetleri bu fikre bağlıydı. Edebi Türk dilinin geliştirilmesine ve halkın anlayabileceği bir dile dönüştürülmesine büyük önem verdi. Diğer akademisyenler Türk milliyetçiliğinin tarihsel ve teorik yönlerine ışık tutmaya çalıştılar. Süleyman Paşa büyük tarihte Türklerin tarihine özel bir yer ayırdı. Liberal Osmanlı entelijansiyasının Batı Avrupa aydınlanmasının fikirlerini benimseyen kısmı çok daha tutarlı bir şekilde Türkçülüğü yani Türk milliyetçiliği fikirlerini savundu. Bunların arasında Ali Suavi öne çıkıyordu. Özellikle Muhbir sayfalarındaki yayınlarında Türk bilincinin ve dilinin geliştirilmesi gerektiği konusunu sürekli işledi. İleri gelen gazeteci, Türkçülüğü Osmanlıcılıkla, Türk bilincini de Osmanlı bilinciyle karşılaştırdı. Ali Suavi, Osmanlı kamuoyu düşünce tarihinde ilk kez Türkçülüğü İslamcılık ve Avrupalılıkla birleştirme girişiminde bulundu. Ona göre aralarında hiçbir çelişki yoktu, aynı zamanda birbirlerini tamamlıyorlardı. Böylece din bilincine ve özellikle ümmet bilincine paralel olarak milli bilincinde var olmasının ve gelişmesinin ön koşulları oluşturulmuş oldu. Benzer bir kavram kısa bir süre sonra İslami modernizmin ideologlarından biri olan Cemalettin Afgani tarafından da desteklendi. Onun inancına göre Müslüman milletlerin birliğinin sağlanabilmesi için öncelikle milli şuurun uyandırılması gerekmekteydi. Bu tür fikirlerin ortaya çıkışı, milliyetçiliğin İslam'la bağdaşmadığını iddia eden İslamcıların muhafazakar kanadının muhalefetinin aşılmasına yardımcı oldu. 19. yüzyılın sonlarına doğru, özellikle 1897-1900 türk Yunan Savaşı'ndan sonra, Türkçülük etkinleşerek Türk halk düşüncesinde temel ideolojik ve siyasi akımlardan biri haline geldi. Bu dönemde Bulgaristan resmi olarak Halip Padişah'ın yüksek otoritesi altındaydı ve Rodop bölgesi Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde kalmaya devam ediyordu. Halk düşüncesinde yeni bir akım olarak Türkçülük, halkçılık ve Türkçülük temelinde ortaya çıktı. 19. yüzyılın son on yıllarında popülizm fikirleri Türk aydınları arasına nüfuz etti. Servet-i Fünun Dergisi ve Milli Eğitim Cemiyeti etrafında birleşen gazeteciler, yazarlar, sosyologlar ve başkaları, halka doğru sloganını yükseltti. Türk milletini aydınlatmayı, milli şuurunu uyandırmayı, kendilerine amaç edindiler. İdebi dili halka yakınlaştırmak için sadeleştirme ve Türkleştirme hareketi örgütlediler. Bu hareket 1908 Jön Türk devriminden sonra önemli ölçüde daha aktif hale geldi. Güçlenmesinde şair ve filozof Rıza Tevfik ve Tevfik Fikret gibi önde gelen isimlerin yer aldığı Tanin gazetesi, Türk Derneği, Türk Yurdu dergileri ve diğer dergiler önemli bir rol oynadı. Bu yayınlar ekonomik ve kültürel ilerlemenin gerekliliğini savundu. Böylece popülizm, ulusal devlet olma ve bağımsız kalkınma arayışına dönüştü. Türkçülük, Türk milliyetçiliğinin daha kesin ilk biçimiydi. Onda Türk milletinin tarihi, ekonomik, siyasi ve kültürel olarak ayrılması arzusu teorik olarak yansıtıldı. İdeolojik ve politik platformu, günlük yaşamdaki ortaçağ alışkanlıklarının ortadan kaldırılması ve dış sömürgeci güçlere bağımlılık, mutlak monarşinin daha demokratik bir siyasi hükümet biçimiyle değiştirilmesi ve B gibi demokratik görevleri içeriyordu. Ancak Türkçülük bazı muhafazakar unsurları da bünyesinde barındırıyordu. 20. yüzyılın ilk 10 yıllarında, tüm Türk halklarını tek bir devlet ve millette birleştirme yönündeki gerici otopik anlayış ortaya çıktı ve bu, Türk milletinin ve milli bir devletin pekiştirilmesi fikriyle çelişiyordu. Bu sapkın Türkçülük, panturancılık veya pantürkizm adı altında yaygınlaştı. Bu iki form arasında olduğu gibi Türkçülük, Osmanlıcılık ve İslamcılık arasında da keskin bir ideolojik mücadele vardı. Tam milliyetçilik ancak 1920'lerde Kemalizmin ortaya çıkışıyla birlikte egemen bir akım haline geldi. Aynı zamanda, Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet sınırlarıyla örtüşen Türk milletinin sınırları da açıkça belirlendi. Tarihte ilk kez bir Türk ulus devleti kuruldu. 19. yüzyılın son on yılları ve 20. yüzyılın başlarında Osmanlı toplumunun ideolojik ve kültürel alanında gelişen yeni süreçler Bulgaristan'daki Türk nüfusun manevi yaşamına da sadece 1877 1878 Türk-Rus Savaşı'na kadar değil, sonrasında da büyük ölçüde yansıdı. Yapılan ikili anlaşmalar sayesinde Osmanlı Devleti Bulgaristan Müslümanlarının manevi koruyucusu olarak görülüyordu. Şu ya da bu şekilde kültürel bağlar 1930'ların ortalarına kadar devam etti. Rumeli ile Anadolu arasındaki coğrafi uzaklık ve ekonomik bağların yeterince gelişmemiş olması, Bulgar topraklarında yaşayan Türk nüfusunu, Osmanlı toplumunda gelişen ideolojik ve kültürel süreçlerden tamamen ayırmayı başaramadı. Ki bölgedeki Türk nüfusun kültürel yaşamında pek çok ortak anın ortaya çıkmasını ve doğrulanmasını belirleyen başka önemli faktörler de vardı. Bunlar arasında din ve dil topluluğu özellikle önemliydi. İslami dini görüş ve değerler ister Küçük Asya'da ister Balkanlarda yaşasın, tüm Türk nüfusunun kültürüne baştan sona nüfuz etti. Lehçeler arasındaki bazı farklılıklara rağmen dil birlik içindeydi. Bu özelliğin altını çizen Konstantin Jirecek Deli Orman Türkçesinin Osmanlıcadan farklı olmadığını ancak Osmanlı öncesi bazı kelimelerin de kullanıldığını belirtiyor. Nitekim Deli Orman Türkçesinde bazı kelimeler özel bir şekilde telaffuz ediliyordu ve hatta içinde bazı yerel ifadeler de mevcuttur. Ancak gramer yapısı ve temelde kelime dağarcığı aynıydı. Bu nedenle Tadeusz Kowalski onu Osmanlı Türk dilinin birçok lehçesinden biri olarak tanımlamaktadır. Rumeli ağzının yeni ortaya çıkan edebi Türk dili üzerinde güçlü bir etkisi vardı. Dolayısıyla önemli bir iletişim aracı mevcuttu. 19. yüzyılın ikinci yarısında eğitim sisteminin, basının ve halk kütüphanelerinin rolü önemli ölçüde arttı. Rumeli'de Tanzimat döneminde okul ağı genişletilerek eğitim sisteminin modernizasyonuna başlandı. 1875 yılında Tuna vilayetinde 2700 ilkokul, 150 medrese ve 40 ortaokul bulunuyordu. Ortaokullarda laik akademik disiplinler daha yaygın olarak savunuluyordu ve bu nedenle bu okullar daha laik bir karaktere sahipti. Bulgar devletinin yeniden kurulmasından sonra bunların sayıları önemli ölçüde arttı. İçlerindeki müfredat ve öğretim yöntemleri, Türk eğitim sisteminde yalnızca Bulgaristan'ın kurtuluşuna kadar değil, ondan sonraki ilk on yıllarda da uygulanan ilkelere dayanıyordu. Öğretmenler ağırlıklı olarak İstanbul'da ve Osmanlı Devleti'nin diğer eğitim kurumlarında yetişiyordu. Öğretmenler arasında Jön Türk hareketine katılım nedeniyle Türkiye'yi terk etmek zorunda kalan çok sayıda siyasi göçmen de vardı. Yeni Osmanlıların lideri Midhat Paşa'nın Ruse bölgesine vali olmasıyla birlikte, bu bölgede bir takım sosyoekonomik ve kültürel reformlar gerçekleştirildi. O zaman Rusen Kaspiçan Demiryolu hattı inşa edildi, bankalar ve ilk model tarım holdingi kuruldu. 1864 yılında Rusya'da kitap, çeşitli gazete ve dergilerin basıldığı bölgesel bir matbaa açıldı. Bunlar arasında yeni Osmanlı'nın siyasi görüşlerine anlaşılır bir dille yaygınlaştıran Tuna gazetesi öne çıktı. 19. yüzyılın 80'li yıllarında Bulgaristan'da 12'ye yakın Türkçe gazete yayınlanıyordu. Daha sonra Jön Türk basınının etkisi artmaya başladı. 1878'den 1908'e kadar Türkçe yayınlanan 44 gazeteden 25 jön Türklerin ideolojik ve siyasi görüşlerinin propagandasını yapıyordu. 1899'da çıkmaya başlayan yayın organları, ittifak, padişah ve mayetine karşı mücadele yürütüyordu. Büyük şehirlerde önemli miktarda Türkçe dini, edebi ve bilimsel literatürün bulunduğu halk kütüphaneleri kuruldu. Özellikle önemli kitap merkezleri Plovdiv'teki 2. Murad ve Şehabettin Paşa, Şümen'deki Halil Şerif Paşa, Sofya'daki Seyfullah Efendi, Vidin'deki Vali Pazvantoğlu Osman kütüphaneleriydi. Rusya, Razgrad, Samokov, Varna, Provadya, Nikopol ve başka şehirlerde de büyük kütüphaneler vardı. 19. yüzyılın ikinci yarısında bu şehirlerden bazıları önemli kültür merkezleri haline geldi. Eserleri Rumeli'nin her yerinde meşhur olan yazarlar, şairler ve ilahiyatçılar burada yaşıyor ve çalışıyordu. Örneğin, ünlü Osmanlı ilahiyatçısı ve astronomu Ali Kuşçu Plovdiv'te öğretmendi. Sofya'nın Kınyecevo köyünden mutasavvıf ilahiyatçı Bali Efendi, 16. yüzyılda büyük popülerlik kazandı. Eserleri, özellikle de Arap Sufi filozofu İbn Arabi'nin ufuk açıcı eseri Hikmet Mühri üzerine yaptığı yorum, Osmanlı İmparatorluğundaki İslam düşüncesi üzerinde önemli bir etkiye sahipti. Bulgaristan topraklarında Türk milli bilincinin oluşma sürecinin başladığı yeni dönemde, gecikmiş Türk aydınlanmasının ve Jön Türklerin önde gelen temsilcilerinden bazıları tarafından aktif edebiyat ve eğitim faaliyetleri geliştirildi. Türkçülüğün istikrarlı savunucularından biri olan Ali Suavi, bir süre Plovdiv'te öğretmen ve ticaret mahkemesi başkanı olarak çalıştı. Türk milli fikrinin yaygınlaştırılması için çaba harcadı. Türkçülüğün bir diğer savunucusu Ahmet Midhat Nişteki Türk Ortaokulunda okudu, vidinde yaşadı ve Rusya'da memur olarak çalıştı ve Balkan Yarımadası'nın ilk Türk gazetesi olan Tuna'nın genel yayın yönetmeni olarak çalıştı. Bu gazetenin en karakteristik özelliği anlaşılır bir dilde yazılmış olmasıdır. Sayfalarında hem Avrupalılığı hem de Türkçülüğü destekleyen yazılar sıklıkla yer aldı. Ahmet Midhat'ın damadı şair Muallim Naci'de aktif bir eğitim faaliyeti geliştirdi. Tercümanda Ahmet Midhat'ın yayınlarının edebiyat bölümünü yönetti. Muallim Naci, Varna'daki Türk Ortaokulu'nun müdürüydü. 19. yüzyılın ikinci yarısında yaşayan şair, düz yazı eserlerinde o kadar ilericiydi ki zamanının ilerisindeydi. Bu tür kültürel şahsiyetlerin eserleri, Eğitim sistemi ve basın aracılığıyla Yeni Osmanlıların ve Jön Türklerin hem geleneksel İslam görüşleri hem de fikirleri bu bölgedeki aydın Türkler arasında geniş çapta yayıldı. Türk milliyetçiliğinin ilk belirtisi olan Türkçülük fikirleri sanatsal edebiyat ve basının yardımıyla Türk halkına ulaştı. Türkçülüğün etkisi altında Bulgaristan topraklarındaki Türk nüfusu arasında, özellikle de entelijansiye arasında, etnik bir öz farkındalık, onsuz herhangi bir etnik topluluğun varlığının düşünülemeyeceği, bir etnik öz farkındalık, yavaş yavaş oluşmaya başladı. Etnik öz farkındalık her milletin doğasında vardır ve nesnel bir gerçekliğin, yani tüm farklı özellikleri ve görünümleriyle etnik bir topluluğun öznel bir ifadesini temsil eder. Türk toplumunun şuuru her ne kadar İslam'ın izlerini taşısa da milli özellikler de taşımaktadır. Aslında Orta Çağ'da, 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar olan dönemi de kapsayan dinsel bilinç, milliyetçiliği büyük ölçüde gölgede bırakmış ve arka plana itmişti. Din önemli bir farklılaştırıcıydı. İslamcılar neredeyse 19. yüzyılın sonuna kadar ulusal toplulukların İslam dünyasında var olma hakkını tanımıyordu. Ancak bu dönemde bile farklı mezheplere mensup insanların dini bilinci etnisite içeriyordu. Ülkemizde genellikle İslam Türk inancı, Hristiyanlık ise Bulgar inancı olarak nitelendiriliyordu. Türk milletinin bilincinde etnik unsurda giderek güçlendi. 20. yüzyılın ilk 10 yıllarında Türk nüfusu kendisini sadece Müslüman olarak değil aynı zamanda Türk olarak da tanımlamaya başladı. Başkaları da bu nüfusu Türk olarak tanımlıyordu. Türk vatandaşlığından ayrıldıktan sonra da inatla bağlı kaldığı ortak tarih, ortak dil ve kültür, ortak gelenek ve görene ilişkin farkındalık yavaş yavaş yerleşmeye başladı. Türk etnisitesinin bir parçası olarak kabul edildi. 1877-1878 Rus-Türk Savaşı ve Bulgar Devleti'nin restorasyonu sonrasında oluşan yeni sosyopolitik ve etnoş kültürel ortamda, Türk nüfusunun düşünce, kültür ve yaşam tarzı giderek değişmeye başladı. Bulgar kültürel ortamı, Türk nüfusunun, o zamana kadar Osmanlı kültürünün bir parçası olan kültürü üzerinde belli bir etki yaratmaya başladı. Bunun sonucunda yerli Türk halkının manevi ve maddi kültüründe bazı özellikler daha belirgin bir karakter kazanmaya başladı. Dilinde belirli unsurlar göze çarpıyordu. Deli Orman Nehçesi Kuzeydoğu Bulgaristan'da oluştu. Rumeli ağzı başlangıçta İstanbul ağzına, yani edebi Türk diline oldukça yakındı. Anadolu'dakinden farklı olan sosyosfer ve biyosfer, Bulgaristan'da ortaya çıkan Türk azınlığının zihinsel imajı da dahil olmak üzere genele damgasını vurdu. Zihinsel görünümünün en önemli özelliği etnik ve yurttaşlık bilincinin organik birleşiminden oluşuyordu. Türk nüfusu oldukça gelişmiş bir etnik kimlik bilincine sahipti ve sürekli olarak bunu korumaya ve geliştirmeye çalıştı. Buna paralel olarak Türk azınlığa mensup halk arasında da yavaş yavaş Bulgar yurttaşlığı bilinci oluştu. Nitekim, 27 Aralık 1880 nüfus sayımında, vatandaşlık sütununda, çoğu kişi Osmanlı tebaası yazmıştı. Ancak zamanla Türkler Bulgaristan'ı vatanları olarak kabul etmeye, kendilerini onun vatandaşı gibi hissetmeye, kültürüne, değerlerine ve geleneklerine saygılı davranmaya başladılar. Böylece Türk halkının etnik bilincinde esas olarak iki katman oluştu: etnik ve sivil öz bilinç. Tarihsel gelişim sürecinde Türk etnik yapısı ile Bulgar yurttaşlık bilinci arasında organik bir bağ oluştu ancak tam bir uyum sağlanamadı ve gerçekleşmesi de pek olası değil. Zaman zaman aşırı durumların etkisiyle aralarında bir çelişki ortaya çıkar. Türk halkının zihinsel profilinin bu özelliği kültürü, sivil davranışı ve genel olarak onun genel tarihsel gelişimini etkiledi. Türk etnik azınlığının Bulgaristan'da konsolidasyonu karmaşık ve uzun bir süreçtir. Bu süreç, Osmanlı öncesi dönemde bir dizi Türk gruplarının Bulgaristan topraklarına yerleşmesiyle başladı. Bazı araştırmacılar, bunların bir kısmının Türk kimliğini koruyarak buraya gelen Osmanlı Türkleri kitlesiyle birleştiğini öne sürüyor. Görünüşe göre yerel halkın bir kısmı sonrakine katıldı. Bilinen etnik grupların Osmanlı Türklerine katılma süreci Kuzeydoğu Bulgaristan gibi belirli bölgelerin daha karakteristik özelliğiydi. Silistre'ye dair izlenimlerini anlatan ünlü Osmanlı seyyahı Evliya Çelebi, seyahatnamesinde bu bölgedeki halkın Anadolu'lu askerler, Tatarlar, Bulgarlar ve Ulahlardan oluşan bir karışım olduğunu kaydetti. Bulgaristan'da yaşayan Türk nüfusunun etnogenezini inceleyen bazı yeni uzmanlar da bu özelliğe dikkat çekti. 1930'larda Polonyalı Türkolog Profesör Tadeusz Kowalski, Kuzeydoğu Bulgaristan'daki Türkçe konuşan nüfusun üç katmanın birbirini takip eden birleşiminden ortaya çıktığı sonucuna vardı. İlki, Kuzey Türk katmanının kalıntılarındandı. İkincisi Osmanlı'nın Rumeli'ye gelmesinden önce buraya gelen güçlü bir Güneyli grup. Üçüncü katman ise Osmanlı döneminden kalma Türk yerleşimcileri veya Türkleşmiş unsurlar tarafından oluşturulmuştu. Tadeus Kowalski'nin sonuçları öncelikle dilsel verilere dayanmaktadır. Ama aynı zamanda bazı antropolojik, etnografik ve tarihsel araştırmalarla da destekleniyorlar. Dolayısıyla bu test temel olarak bireysel Bulgar tarihçileri tarafından paylaşılmaktadır. Ancak Polonyalı bilim adamlarının aksine, Osmanlılardan önce gelen güneyli grubu görmezden geliyorlar ve İslamlaşmış ve Türkleşmiş yerel unsurların rolünü vurguluyorlar. Bulgaristan'daki Türk etnik topluluğunun oluşumunda çeşitli bileşenlerin katılımı, bazı bilimsel tartışmaların ön koşulunu oluşturmaktadır. Araştırmacılar, üç bileşenden birinin veya diğerinin rolünü mutlaklaştırarak çeşitli hipotezler formüle ediyorlar. Birkaç on yıl öncesine kadar Bulgaristan'daki Türk etnik topluluğunun tamamen Anadolu kökenli olduğu tezi hakimdi. Yazarlarına göre Türk etnik topluluğu belli kitlelerin Anadolu'dan göç etmesi sonucu ortaya çıktı. Bu yazarlar bunu yaparken diğer iki bileşenin rolünü tamamen göz ardı ediyorlar. Sözde yeniden diriliş sürecinin ideologları, bölgeye insan yerleştirmenin ve Türk yerleşimcilerin rolünü tamamen göz ardı ederken, Türk nüfusunun tamamen Bulgar kökenli olduğu hipotezini neden gösterdiler? Onlara göre bu nüfusun etnik Türk olduğu düşünülemezdi çünkü ataları köken itibariyle Türk değildi. Bu topluluğun bileşiminde belli bir oranda Türkün bulunması, etnogenizin doğasını değiştirmemişti. Bulgaristan'daki Türk azınlığının bazı Türk ve yerel grupların Osmanlı Türkleriyle birleşmesi sonucu konsolidasyonu, onun özel etnik karakterini ve genel olarak varlığını tartışmak için ciddi bir neden olamaz. Bulgar, Rus ve daha birçok etnik grup bu yolda oluşmuştur öncelikle etnik köken karmaşık bir olgudur ve yalnızca biyolojik düzeye indirgenerek kan akrabalığının bir uzantısı olarak değerlendirilemez. Bazı araştırmacılara göre etnik köken, biyolojik bir kategoriden ziyade sosyo Ortaya çıkışında bölgedeki topluluk ve yer belirleyici bir öneme sahipken, daha sonra etnik bilinç belirleyici işaret haline gelir etnik öz farkındalık bazı durumlarda tarihsel kökenlerle örtüşmeyebilir. M. Weber'e göre, ister gerçek ister hayali olsun, ortak kökene dair subvektif finanç önemlidir. Bir etnik grup farklı ülkelerde ya da birkaç etnik grup bir ülkede yaşayabilir. Dolayısıyla Bulgaristan'daki Türk etnik azınlığı, Osmanlı döneminde pekişen bu topluluktan doğdu. 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı'na kadar Türk milletinin bir parçası iken, daha sonra bağımsız bir etnik azınlığa ayrılmaya başladı. Onlarca yıldır dini ve kültürel kurumlarını inşa etmekte ve geliştirmekte, dini ve etnik haklarını kazanmaya ve genişletmeye çalışmaktadır. Bunların farklı dönemlerdeki kapsamları, büyük ölçüde yerleşik siyasi sistemin karakterine, ve ilgili yönetici çevrelerin ideolojik ve siyasi anlayışlarına bağlıdır.